Herkese merhaba arkadaşlar. Genel Kimya 1, 2019 Bahar, ikinci vizeye hazırlık, soru çözümü 1. Evet, size 3 tane soru çözeceğim bugünkü videomuzda. Soru 1 ile başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde fosfor triklorürün, yani PClO3'ün özellikleri doğru olarak verilmiştir? Birinci özellik, molekül düzlem üçgen yapısındadır. 2, P üzerinde bir çift elektron bulunur. 3. P kare türü hibritleşme yapmaktadır. 4. Molekül polar bir yapıdadır. 5. olarak da PCL bağları polardır. Şimdi A, B, C, D ve E şıklarında hangileri doğruysa bunları bulmamız isteniyor. O zaman molekülün bir kere molekül geometrisini bulmalıyız. Bunu bulabilmek için de Lewis yapısından başlamalıyız. Doğru Lewis yapısını çizebilmeliyiz. Şimdi PClO3 molekülünü alalım. Fosfor burada atom numaraları verilmiş. Fosforun 15, klorun 17. Fosfor 5A grubundadır. Klor da 7A grubundadır. 5 artı 3 çarpı 7 diyoruz. 3 tane klor olduğu için. 3 kere 7 21. 5 daha 26 toplam değerlik elektronu bulunmakta. Şimdi bir iskelet yapısı öneriyoruz PClO3 için. Elektronegatifliği fazla olan atomlar uç atomlar olarak yer alır. Az olan da merkez atom olur. Klorun elektronegatifliği fosfordan büyük olduğu için klorlar uç atomlar olarak yerleştirilir ve bu şekilde bir iskelet yapısı önerilir. Şimdi iskelet yapısında bu tekli bağlar için kaç elektron harcanmıştır? Her bağda bir elektron çifti bulunur. Yani 2 elektron bulunur. 2, 4, 6 elektron bağ yapmak için harcandı. Toplam değerlik elektronundan bu 6 elektronu çıkartıyoruz. Geriye kalan 20 elektron oktetleri tamamlamak için dış atomlardan başlayarak yerleştirilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 elektronu yerleştirdik. Şimdi bakıyoruz oktetler 8'e tamamlanmış mı? Klorun oktetine bakalım. 2, 4, 6, bir de bağ var. Evet, okteti 8'e tamamlamış. Fosforun oktetine bakalım. 2, 4, 6, 8. Fosfor da oktetini 8'e tamamlamış. Oktetler 8'e tamamlanmış. Şimdi o zaman formal yüklere bakalım. Formal yükler açısından bir hata, bir yanlışlık var mı yok mu? Şimdi formal yüklerin toplamı molekülün yükünü vermeli. Molekülümüzün yükü 0. Klorun formal yüküne bakalım. Klor için formal yükü bulacak olursak klorun değerlik elektron sayısı klor 7A grubunda değerlik elektronu 7. Eksi 2, 4, 6 tane paylaşılmamış elektronu var. Eksi bağ sayısı bir tane de bağ yapmış. Klorun formal yükünü 0 olarak bulduk. Bütün klorlar aynı. Klorların hepsinin formal yükleri 0. Fosforun formal yüküne gelecek olursak fosforun formal yükü fosforun grup numarası ya da değerlik elektron sayısı 5, eksi paylaşılmamış elektronu 2, eksi bağ sayısı 1, 2, 3, 3 tane de bağ yapmış. Bu durumda fosforun da formal yükünü 0 olarak bulduk. Evet, formal yüklerin 0 olması ideal bir durumdur. Toplamı da molekülün yükünü vermektedir 0. Demek ki bu bizim doğru Lewis yapımız. Şimdi Lewis yapısı bu şekilde olduğuna göre neyi bulalım? Elektron grup sayısını bulalım. Şimdi fosforun etrafında kaç tane elektron grubu bulunmakta? Her bir bağ bir elektron grubu. Her bir ortaklanmamış elektron çifti de bir elektron grubudur. O zaman 1, 2, 3 de ortaklaşmamış elektron çifti var. Elektron grup sayısı 4. Elektron grup geometrisi o zaman ne olacaktır 4 olduğunda? Tetrahedral ya da düzgün dört yüzlü dediğimiz geometridir.
Şimdi düzgün dört yüzlü geometri nasıldı? Bütün açılar eşit ve 109,5 derece olan tetrahedral geometriydi. Evet, açılar eşit ve 109,5 derece tetrahedral geometri. Burada da ortaklanmamış elektron çiftimiz bir yer kaplamakta. Hepsi birbirinden mesafesi 109,5 derece açıyla bulunmakta. Eşit açılar. Tetrahedral geometrimiz bu. Şimdi molekülün geometrisine geçecek olursak, molekülün biçimine. Molekül geometrisi ne olur? Bu elektron grup geometrisinde ortaklanmamış elektron çiftini görmeyeceğiz. Ortaklanmamış elektron çiftini kapattığımızda, şu şekilde kapatacak olursak, burada geriye kalan geometri nedir? Şu şekilde aşağıda bir üçgen var. Bunlar fosforda birleşiyorlar. Yani üçgen piramit geometridir. Üçgen piramit molekülün gerçek geometrisidir. O zaman A şık, birinci şıkkı tanımlamış olduk, cevaplamış olduk. Nedir? Birinci şıkta molekül düzlem üçgen yapısındadır diyor. Fakat molekül üçgen piramit yapısındadır. O zaman bir yanlış. Şimdi devam edelim. Başka hangi soruları cevaplıyoruz? Fosfor üzerinde bir çift elektron çifti bulunur. Evet, fosforun üzerinde bir çift paylaşılmamış elektron çifti var. Burada da gördüğünüz gibi. O zaman 2 doğru. Devam edelim 3'e. Fosfor sp kare türü hibritleşme yapmaktadır. Şimdi hibrit türünü bulmak için neye bakıyorduk? Elektron grup sayısına bakıyoruz. Elektron grup sayısı 4 ise bu hangi tür hibritleşmedir? Sp küp. Yani 1 s ve 3 tane p toplam 4 eder. Bu 4 sayısı elektron grup sayısıyla aynıdır. Yani hibrit türü sp küptür. O zaman hibrit türü sp kare 3 numarada yanlış. 2 doğru şu ana kadar. 4'e gelelim. Molekül polar bir yapıdadır. Şimdi molekülümüz polar bir yapıda mıdır, değil midir? Tekrardan şu şekilde molekülün geometrisini tetrahedral olarak bulduk. Elektron grup geometrisi tetrahedral. Şu şekilde. Kendi geometrisi de molekülün üçgen piramit. Şimdi burada bakıyoruz. Klorlar daha elektronegatif. Fosfordan klora doğru bu şekilde ayrı ayrı dipoller mevcut. Bu 3 tane dipolün şu şekilde duran, üçgen piramit yapısında duran, şöyle tersten bakacak olursak şöyle fosfordan klorlara, bu 3 vektörün ortalaması aşağı doğru bir vektör olacaktır toplamı. Yani molekül bu durumda bir dipol momente sahiptir. Yani polardır. Dipol momenti vardır, polardır. Evet, dördüncü şık doğru. Gelelim 5'e. PCl bağları polardır. Evet, fosfor ve klor elektronegatiflikleri farklı. Bu bağlar tek tek düşünüldüğünde her bir bağ polardır. Çünkü klor bağ elektronlarını fosfordan daha çok çeker. Elektronegatiflikleri farklı olursa bu bağda polar olmuş olur. O zaman 5'te doğru. O zaman cevabımız hangisi olmuş oluyor? Doğru olanlar 2, 4 ve 5. O zaman bu sorunun cevabı da D şıkkıdır diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi hangisinin yanlış olduğunu bulabilmek için bütün şıkları tek tek çözmemiz gerekiyor. A şıkkından başlayalım. Oksijen O2 2 eksinin bağ derecesi O2 eksininkinden daha yüksektir. Şimdi bağ derecesini bulabilmemiz için molekül orbital diyagramını çizmemiz gerekir. Oradan bağ derecesini bulabiliriz. Şimdi oksijen 2 eksi ve oksijen eksini molekül diyagramlarını nasıl çizeriz? Bakalım, oksijen 2 eksi. Şimdi oksijenin atom numarası 8. Yani atom numarası Z büyük eşit 8 diyagramını kullanmamız gerekiyor. Atom numarası büyük eşit 8'in diyagramı neydi? Sigma 2S. Sigma yıldız 2S. Yani anti sigma 2S. Sigma 2P.
P2P. P2P. Yine iki tane eş enerjili anti-P ya da P yıldız 2P molekül orbitalleri ve en yukarıda da enerjisi en yüksek olan sigma yıldız 2P molekül orbitalleri atom numarası büyük eşit 8'in molekül orbital diyagramıdır. Şimdi bu orbitallere elektronları yerleştiriyoruz. Kaç elektron yerleştireceğiz? O2 2 eksi molekülü için değerlik elektronlarına bakıyoruz. Oksijenin atom numarası 8, değerlik elektronu 6'dır. Yani 6A grubunda bulunur. Bir oksijenin değerlik elektronu 6 artı diğer oksijenin de elektron, değerlik elektron sayısı 6. 2 tane oksijen var. Bir de eksi 2 yükten dolayı 2 elektron ekleriz. Toplamda 6, 6, 12, 14 elektronumuz var molekül orbitallere yerleştirmek üzere. Şimdi bu 14 elektronu düşük enerjili orbitalden başlayarak sırasıyla yerleştiriyoruz. Bu enerji sıralaması düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru orbitaller sıralanmış. 1, 2. Bir molekül orbitalde de en fazla zıt spinli 2 elektron bulunabileceği için bu şekilde dolduruyoruz. 3, 4, 5, 6. Şu P2P orbitalleri eş enerjili olduğu için önce tek tek doldurulur Hund kuralına göre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 elektronu yerleştirdik. Şimdi bağ derecesini hesaplayabiliriz. Bağ derecesi neydi? Bağ derecesi eşittir. Bağlayıcı yani bağ yapan molekül orbitallerdeki toplam elektron sayısı. Şimdi bağlayıcılara bakalım. 2, 4, 6, 8 elektron var bağ yapan molekül orbitallerde. Karşıt bağlayıcı molekül orbitallerdeki elektron sayısına bakalım. Yani anti bağlardaki 2, 4 ve 6. Anti bağlarda 6 elektron var bölü 2. Yani 8 eksi 6, 2 bölü 2. Bağ derecesi 1'dir. O 2, 2 eksi molekülünün. Şimdi gelelim diğer molekülümüze. O2 eksiye. Bunun bağ derecesini bulmak için yine molekül orbital diyagramını çizmeliyiz. Bunun molekül orbital diyagramı da atom numarası büyük eşit 8 olduğu için oksijenin buradaki molekül orbital diyagramının aynısı. Yani sigma 2s, anti sigma 2s, sigma 2p, p2p, p yıldız ya da anti p2p ve sigma yıldız 2P molekül orbitaller. Bu molekül orbitallere yerleştirilmek üzere burada kaç elektron bulunmakta? Yine oksijen değerlik elektronu 6. Diğer oksijenin ikinci oksijenimizden de 6 değerlik elektronu gelir. Eksi yükten dolayı bir elektron daha ekleriz. 6, 6, 12 toplam elektron sayısı 13. 13 elektronu molekül orbitallere yerleştirirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 elektronu yerleştirdik. Şimdi bağ derecesini bulabiliriz. Bağ derecesi eşittir. Bağlayıcı molekül orbitallerdeki elektron sayısı. Bağlayıcılar 2, 4, 6, 8. Eksi karşıt bağlayıcı molekül orbitallerdeki elektron sayısı. 2, 4, bir de burada var 5. 8 eksi 5 bölü 2 yani 3 bölü 2'den bağ derecesi 1,5 çıkar. O zaman oksijenin eksi 2'nin bağ derecesi oksijen eksi 1'inkinden daha yüksektir. Hayır bu yanlış. Oksijen eksi 2'ninki 1. Oksijen eksininki 1,5. Yani tam tersi bununki bundan daha yüksek. Bu şık yanlıştır diyoruz. Ama biz diğer şıkları da yapalım. Böylece konuyu da anlatmış oluyoruz bu şekilde. Evet, B şıkkında B2 paramanyetiktir diyor. Şimdi B2 molekülünün paramanyetik mi, diamanyetik mi olduğunu bulalım. Bunun için yine molekül orbital diyagramını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bor, borun atom numarası verilmiş. Borun atom numarası 5. O zaman grup numarası 3. 3A grubunda yer alır. 3 artı 3 eşittir 6 elektron bulunmakta borda. Borun atom numarası 5 yani atom numarası küçük eşit 7.
O yüzden atom numarası küçük eşit 7 diyagramını kullanırız. O diyagram neydi? Sigma 2s, sigma yıldız 2s. Önce P2P'ler gelirdi burada. Zaten atom numarası küçük eşit 7 ile büyük eşit 8'in tek farkı sigma 2P ile P2P'nin yer değiştirmesi. Evet, burada yer değiştiriyor sigma 2P. Geri kalan her şey aynı. P yıldız 2P ve sigma yıldız 2P'yi de yazdık. Şimdi ne dedik? Kaç elektron dedik? 6 elektron. Yerleştiriyoruz molekül orbitallere. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde yerleştirdik. Bize ne soruyordu? Paramanyetiktir diyordu. Bir tane bile ortaklaşmamış elektron varsa o molekülün paramanyetik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, molekül orbitallere bakıyoruz. Burada iki tane eşleşmemiş elektron var. O zaman paramanyetiktir diyoruz. Yani B şıkkı doğru. Bu bizim B şıkkımızdı. C şıkkına gelelim. C şıkkında ne diyordu? Neon, neon 2 artının artı için bağ derecesi 1 bölü 2'dir diyor. 1 bölü 2. Bakalım böyle mi? Bunun için de ne yapacağız? Neon'un atom numarası verilmiş soruda. Neon'un atom numarası 10. Atom numarası 10. O zaman grup numarası 8. Yani değerlik elektronu 8. 8 artı diğer neondan da 8. Artı 1 demek 1 elektron vermiş demek. Yani 1 elektronu çıkartıyoruz. 8, 8, 16, 1 elektron çıkardık. Geriye 15 elektron kaldı. Molekül orbitallere yerleştirmek üzere. Şimdi bağ derecesini bulmak için yine molekül orbital diyagramını çizmemiz lazım. Hangi diyagramı kullanacağız? Atom numarasına bakıyoruz. Neon'un 10, yani büyük eşit 8 olduğu için büyük eşit 8 diyagramını kullanıyoruz. Şimdi çizelim onu. Sigma 2s, sigma yıldız 2s, sigma 2p, P2p, P yıldız 2p ve sigma yıldız 2p. Atom numarası büyük eşit 8'i molekül orbital diyagramıdır. Şimdi 15 elektronu yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 elektronu yerleştirdik. Artık bağ derecesini bulabiliriz. Bağ derecesi eşittir bağlayıcı molekül orbitallerdeki toplam elektron sayısı 2, 4, 6, 8. Eksi karşıt bağlayıcı molekül orbitallerdeki toplam elektron sayısı 2, 4, 6, 7. 8 eksi 7 bölü 2'den bağ derecesini 1 bölü 2 buluruz. Evet, o zaman C şıkkı da doğru. Zaten orada bağ derecesinin 1 bölü 2 olduğunu söylüyordum. Gelelim D şıkkına. D şıkkında ne soruyordu bize? Ne söylüyordu? Cn eksi antibağ orbitallerinde toplam 2 elektron bulunur. Bunu cevaplamak için de Cn eksi molekülünün molekül orbital diyagramını çizmeliyiz. Şimdi burada karbonun atom numarası 6, azotun atom numarası 7. Her ikisini de atom numarası küçük eşit 7 olduğu için küçük eşit 7 diyagramını kullanacağız. Hemen küçük eşit 7 diyagramını çizelim. Sigma 2s, sigma yıldız 2s, sigma 2p, P2p, P yıldız 2P ve sigma yıldız 2P. Evet. Molekül orbitalleri çizdik. Şimdi bu molekül orbitallere kaç elektron yerleştireceğiz? Karbonun değerlik elektronu 4. 4A grubunda. Azotun değerlik elektronu 5. Çünkü 5A grubunda. Eksiden dolayı bir elektron ekledik. Toplam 10 elektronumuz var molekül orbitallere yerleştirmek üzere. Bu 10 elektronu yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 şeklinde yerleştiririz. Şimdi antibağ orbitallerinde toplam 2 elektron bulunur diyor bize. Bakalım antibağ orbitallerine. Antibağ orbitali burası. Evet, 2 elektron bulunur. D şıkkı da doğrudur. Gelelim
son şıkkımıza, E şıkkımızda bizden ne istiyordu? Orada da C2 molekülündeki bağ enerjisi F2 molekülündeki bağ enerjisinden daha yüksektir diyor. O zaman hem C2'nin hem de F2'nin molekül orbital diyagramlarını çizmeliyiz. Şimdi karbon atom numarası 6, yani küçük eşit 7 diyagramını kullanacağız C2 için. Diğeri de F2. Önce C2'yi yapalım. Atom numarası küçük eşit 7 olduğu için küçük eşit 7 diyagramını çiziyoruz. Sigma 2S anti sigma 2S. Evet. Burada bir dakika. Şimdi şurası gözüme çarptı. Burada atom numarası küçük eşit 7. Şu ikisinin yer değiştirmesi lazım. Ama yer değiştirelim bunu. Zaten sonucu etkilemiyor. Burada bir hata yapmışım. Onu düzeltmiş olalım. Şimdi devam edelim. Atom numarası küçük eşit 7 dedik. Önce P2P gelir. Sonra sigma 2P. P yıldız 2P. Sigma yıldız 2P. Şimdi evet, yani atom numarası küçük eşit 7 diyagramı bu. Şu yukarıda da bunu kullanacağız ama cevabımızı etkilemiyor. Zaten sadece yer değiştirdiklerinde yine antibağlardaki elektron sayısı 2 oluyor. Şimdi C2 molekülü için toplam kaç elektronumuz olacak molekül orbitallere yerleştirmek üzere? Karbon grup numarası 4 olduğuna göre 4 artı 4, yani 8 elektronumuz var molekül orbitallere yerleştirmek üzere. Bu 8 elektronu yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde yerleştirdik. Şimdi bağ derecesini bulup oradan bağ enerjisine geçeceğiz. Şurada yapalım. Bağ derecesi eşittir. Bağlayıcı molekül orbitallerdeki elektronların sayısı 2, 4 ve 6. Eksi karşıt bağlayıcı molekül orbitallerdeki elektron sayısı 2. 6 eksi 2 bölü 2'den bağ derecesi 2 çıkar. Şimdi F2 molekülünü de yapalım. Ondan sonra ikisini bağ enerjilerini karşılaştıralım. Evet, F2 molekülü. F2 molekülünün atom numarası florun nedir? Verilmiş soruda florun atom numarası soruda vermesi lazım. Bakıyoruz. Burada vermediği için onu da buraya ekleyelim. Florun atom numarası 9'dur. Evet, 9 olduğuna göre atom numarası büyük eşit 8 diyagramını kullanırız. Büyük eşit 8 diyagramı neydi? Sigma 2S anti sigma 2S. Şu ikisi yer değiştirecek. Sigma 2P P2P P yıldız 2P ve sigma yıldız 2P'dir. Atom numarası büyük eşit 8 diyagramı. Şimdi kaç elektron yerleştiriyoruz molekül orbitallere? Florun değerlik elektronu 7 artı 7. 7A grubunda olduğu için 7, 14 elektronumuz var molekül orbitallere yerleştirmek üzere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14 şeklinde yerleştirdik. Hemen bağ derecesini bulalım. Bağ derecesi eşittir. Bağlayıcı molekül orbitallerdeki toplam elektron sayısı 2, 4, 6, 8. Eksi karşıt bağlayıcı molekül orbitallerdeki toplam elektron sayısı 2, 4 ve 6. 8 eksi 6 bölü 2'den bağ derecesini 1 buluruz. Şimdi bağ derecesi arttıkça bağ enerjisi de artar. Bağ derecesi daha büyük olduğu için C2'nin bağ derecesi daha büyük. O yüzden bağ enerjisi daha yüksektir. Zaten bize E şıkkında da C2 molekülündeki bağ enerjisi F2 molekülündeki bağ enerjisinden daha yüksektir diyor. Bağ derecesi arttıkça o bağları koparmak için, bağlar daha kuvvetli olduğundan koparmak için daha çok enerji gerekir. Bu sebeple de bağ enerjisi yüksektir diyoruz. Evet, son olarak da üçüncü sorumuzla bitirelim. Üçüncü sorumuz şöyle: 5 litre hacimdeki kapalı bir kapta, 3 gram civa bulunmaktadır ve bu sistem
oda sıcaklığı olan 25 santigrat derecede saklanmaktadır. Civanın buhar basıncını 0,098 atmosfere çıkarmak için sıcaklığı ne kadar arttırmamız gerekmektedir? Şimdi 5 litre hacimde, hacim belli, miktarı belli civanın, gaz haldeki civa gazının ve sıcaklığı belli. O zaman basıncını bulabiliriz bu durumdaki. Basıncını bulabiliriz. Bu bizim P1'imizdir, olacaktır ve sıcaklık da T1, yani 25 santigrat derece. Şimdi civanın buhar basıncını 0,098, yani P2 0,098 atmosfer olması için sıcaklığı kaç derece arttırmalıyız? Yani T2'nin kaç derece olduğunu bulursak aradaki farktan kaç derece arttırmamız gerektiğini de buluruz. Şimdi o zaman öncelikle P1'i hesaplayalım. Nereden hesaplayacağız? P ve NRT'den. Çünkü neleri biliyoruz? Hacimi biliyoruz, miktarı biliyoruz, sıcaklığı biliyoruz. Basınca geçebiliriz. Şimdi P eşit P çarpı V, hacim 5 litre. N dediğimiz şey gazın mol sayısı. Mol sayısı da nedir? Gramı verilmiş. 3 gram bölü civanın mol kütlesi. O da 200,6 gram bölü mol olarak verilmiş. Evet, buradan molüne geçmiş olduk. N. R dediğimiz şey gaz sabiti, yani 0,08206 litre atmosfer bölü mol kelvin biriminde olan R değerini alıyoruz. Çünkü buradaki birimlerimizde atmosfer, litre ve mol var. Bunlar birbirini götürecek. Çarpı T kelvin cinsinden sıcaklık 225 derece. Bunu da 273 ile toplayıp kelvine çeviriyoruz. Yani 298 Kelvin demektir bu. Buradan basıncı, T1 sıcaklığındaki 25 derecedeki basıncı 0,0731 atmosfer olarak buluruz. Yani P1'imiz bu. T1'de Kelvin cinsinden 298 Kelvin. Şimdi o zaman T1'i biliyoruz. P2 bu. T2 nedir? Clausius-Clapeyron eşitliğini kullanabiliriz. Ln P2 bölü P1 eşittir delta HB bölü R 1 bölü T1 eksi 1 bölü T2 Clausius-Clapeyron eşitliğidir. Şimdi bunları yerine yazalım. Ln P2 0,098, P1 0,0731 atmosfer birbirini götürür. Delta HB buharlaşma entalpisi verilmiş. 59,0 kilojül bölü mol. Bunu jüle çeviririz. Çarpı 10 üzeri 3 jül bölü mol. Çünkü buradaki R değeri şurada R'nin 8,3145 jül bölü mol kelvin değeridir. Bunu da yazdık. 1 bölü T1. T1 neydi? 298 kelvin. T2'yi bilmiyoruz. Zaten T2'yi bulmaya çalışıyoruz. Bu işlemi yaptığımızda buradan T2'nin değerini 301,74 Kelvin olarak alırız. Yani buna 301 dersek 301 Kelvin eksi T1 neydi? 298 Kelvin. İkisinin arasındaki fark kaç derecedir? 3 santigrat derecedir. Yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.